Sevgili öğrenciler, bu dersimizde birey yayınları gelişim serisi Edebiyat Soru Bankası, Servet Üfü'nün dönemi şiiri ile ilgili 66. testin çözümlerine başlıyoruz. İlk sorumuz, bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? 1891'de Ahmet İhsan tarafından çıkarılan ve fen konularının ele alındığı bir dergi olan Servet Hününün başına Halit Ziya geçince bir edebiyat dergisi olur. Sevgili arkadaşlar, bu cümlede bir yanlışlık var. Çünkü bu derginin başına Tevfik Fikret geçer ve artık o saatten sonra dergi bir edebiyat dergisi olmaya başlar. Recazade Mahmud Ekrem öncülüğünde bu dergi tarafından toplanan gençlerin oluşturduğu edebiyat dönemi Sertifünün dönemidir. 1896'da bir araya gelen bu topluluk 1901'de Hüseyin Cahit Yalçın'ın Fransızcadan çevirdiği Edebiyat ve Hukuk adlı yazıda Fransız ihtilalinden bahsedildiği için evet derginin kapatılmasıyla topluluk dağılmış olur. Doğru cevabımız 2B seçeneğidir. İkinci sorum. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri getirilmeli? Sertifir'in dönemi şiirinde sanatçılar özellikle Fransız edebiyatında ortaya çıkan edebi akımlardan etkilenmişlerdir. Nokta nokta akımında kapalı sanatlı bir anlatıma başvurulmuştur. Şimdi şıklara baktığımızda klasisizm, parnasizm, romantizm, sürrealizm elemek gerekiyor. Çünkü sembolizm akımında kapalı ve sanatlı bir anlatımı görürüz. Devam edelim. Nokta nokta akımında doğa daha açık ve Nesnel bir biçimde tasvir edilmiştir. Zaten parnasizm için şiirde kullanılan realizm diye adlandırılır bu akım. Yani Parmesizm akımında doğa daha açık ve nesnel bir biçimde dile getirilir. Doğacağımız A seçeneği. Üçüncü soru. Hangisi ilk kez Sertifünün döneminde görülmüştür? Sevgili arkadaşlar sanatlı ağır bir dil mesela divan edebiyatında vardı. Veya bireysel konularda şiir yazılması yine divan edebiyatında gözükürdü. Aruz ölçüsünün kullanılması divan edebiyatında vardı. Söyleyişin içerikten daha çok önemsenmesi yine aslında divan edebiyatında vardı. Ama Mensur şiir türünde eserlerin yazılması artık ilk kez sevvtifünün döneminde ortaya çıkar. Mesela örnek verecek olursak Mezar'dan Sesler, Halit Ziya Uşaklıgil'i verebiliriz. Veya yine Halit Ziya Uşaklıgil'in mensur şiirleri var. Mehmet Rauf'un mesela örnek olarak yazalım siyah inciler. Bunlar ilk kez edebiyatımızda mensur şiirlerin görüldüğü döneme denk gelir. Yani Servet-i dönemidir. Doğacağımız B seçeneği. Dördüncü soru. Servet-i dönemi şiirleriyle ilgili hangisi söylenemez? Sevgili arkadaşlar bu dönemde konuşma dilinden artık tamamen uzaklaşılmış, sanatlı, süslü, anlaşılması güç bir dil vardır. Kafiyenin göz için değil kulak için olduğu tartışması mesela ikinci tanzimatta başlamıştı ve bu sertifünün dönemine kadar uzar. Yani bu anlayış yani kafiye artık kulak için olduğu anlayışı benimsenmiştir. Halk şiirine ait nazım biçimlerinin yanı sıra karma nazım biçimleri kullanılmıştır. Burada bir bilgi yanlışı var. Çünkü Servet-i döneminde halk şiirine ait nazım biçimleri kullanılmamıştır. Servet-i Fünun'da düşle gerçek çatışması, gerçeklikten kaçış, karamsarlık, melankoli bu döneme şiirine hakim olmuştur. Konu ile ölçü arasında ahenk ilgisi aranır. Arzu ölçüsü başarılı kullanılmıştır. Doğacağımız C seçeneği. 5. soru. Parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Sertif oyuncuların kafiye anlayışları şekilden çok ses benzerliğine dayanır. Bu doğru bir bilgi arkadaşlar. Bu anlayışı özellikle Recep Zade Ekrem kafiye göz için değil kulak içindir cümlesiyle ifade ediyor. Ki Reza bu topluluğun oluşmasına vesiledir. Şimdi üçe dikkat edelim. Bir süre daha gazel ve kaside gibi temel divan edebiyatınızın biçimlerini kullandıktan sonra, hayır burada bir yanlışlık var çünkü sel de gazel kaside göremeyiz arkadaşlar. Divan şiirinde bir mısra ya da bir beyitte tamamlanan mazun cümle anlayışı da kesin olarak sel tarafından değiştirilir bir sözün bir dizede başlayıp diğer bir veya birkaç dize boyunca devam ederek bir başka beytin ortalarında bitmesi tarzındaki söyleyişi denediler. Mesela buna anjantman dedikleri bir teknik de yaparlar arkadaşlar. Anjantman tekniği yani söz devam ediyor. Bir başka beytin ortalarında bitmesi tarzındaki söyleyiş anjantman tekniğidir. Duracağımız 3 C seçeneğidir. 6. soru hangisi bu parçada boş bırakılan yerlerden birine getirilemez? Sertifinuş yerinde Batı Libyatı'ndan alınan Sone, Terzarima, Balat gibi nazım biçimleri kullanılmış. Ayrıca sanatçılar kendi geliştirdikleri, buraya lütfen dikkat edelim, sanatçıların kendi geliştirdikleri serbest müstezat nazım biçimini sıklıkla kullanmışlardır. Evet mensur şiir de var ama bu parçada sanatçıların kendi kendine geliştirdikleri bir şekil var. Nazım biçimi o da serbest müstezattır. Doğacağımız E seçeneği. 7. soru. Servet-i Fünun dönemiyle ilgili hangisi söylenemez? Sevgili arkadaşlar, sanat anlayışının oluşumunda Tanzimat 2. dönem sanat anlayışının belirleyici bir rolü olmuştur Servet-i dönemi için. Bu doğru çünkü Recazada Mahmut var burada. Dönemin en belirgin özelliği kaçış temi olmuştur. Gerçeklerden kaçarak hayale sığınma dönemin sanatçılarında belirginlik kazanmıştır. Dönemin şiir alanındaki en önemli iki temsilcisi tabii ki Tevfik Fikret ve Cenap ı Şahabettin olmuştur. Sanatçıların hem sanat anlayışları hem de dönemin siyasal koşulları içine kapanık ve bireyci bir şiire yönelmeleri sonucunu doğurmuştur. Şimdi E seçenindeki bilgi fecati sanatçılar için söylenebilir arkadaşlar. Bakalım E'de ne diyor? Topluluğun kısa sürede dağılmasından sonra yani fecatinin kısa sürede dağılmasından sonra pek çok sanatçı milli edebiyat anlayışını benimseyerek asıl edebi kişiliğini bu anlayışta bulmuştur. Bu fecati için söylenir. Doğacağımız E seçeneği. 8. soru. Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde mensur şiirle ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Ölçü ve uyakla ahengin sağlandığı düz yazı ile şiirsel söyleşi yakalamanın amaçlandığı yazı türüne mensur şiir denir. Şimdi burada bir tanım yapılmaya çalışılmış ama mensur şiirde sevgili arkadaşlar ölçü ve uyağı biz tam olarak göremeyiz. Yani bunlarla ahenk sağlanmaz ama mensur şiirde evet düz yazı ile şiirsel bir söyleyiş vardır. İki doğrudur. Bu türde yani mensur şiirde cümlede iç uyum gözetilmiş, imgelerden ve benzetmelerden alınmıştır. Türk edebiyatındaki ilk örneklerini tabi Halit Ziya vermiştir. Menzardan sesler, mensur şiirler gibi eserleri var. cevabımız bir A seçeneğidir. 9. soru. Cenab-ı Şahabettin ile ilgili bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? Sevgili arkadaşlar, Cenab-ı Şahabettin hem parnasizm hem de sembolizm etkileri şiirlerinde gözükür. Bu bilgi doğrudur. Sembolizmin musikisi, parnasizmin ise doğa betimlemeleri, sözcükte resim yapma sanatı Cem Şahbettin'in şiirlerine yansır. Şimdi burada Yağmur adlı şiirden bahsedilmiş. Bu Tevfik Fikret'in bir şiiri. Yani küçük, muttrit, muhteriz darbeler. Kafeslerde camlarda pür ihtizaz. Olur dembedem nevhager, namesaz. Kafeslerde camlarda pür ihtizaz. Küçük, muttrit, muhteriz darbeler. Yani şiirde sanki okuduğumuzda yağmur yağıyormuş hissini alıyoruz ama bu şiir unutmayın Tevfik Fikret'indir. Cevap C. Devam edelim. Cam Şahabettin sanat için sanat görüşünü benimser. Şiirlerinde aşk ve tabiat temalarını işler ve semboller kullanmıştır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 10. soru. Bu parçada söz edilen şair bize sorulmuş. Sertifinun şiirinin öncüsü olan sanatçı düşünceleriyle batılılaşmayı savunmuştur. İlk dönem şiirlerinde sanat için sanat anlayışıyla hareket etmiştir. Müstezatı genişleterek serbest müstazıtlığı kurmuş, diyaloglarla şiiri düz yazıya yaklaştırmıştır. Şimdi bu seçeni, bu cümleyle hemen iki seçeneği elememiz lazım. Çünkü Cenab-ı ve Ahmet Ayşin'de böyle bir özellik yok. Onlar şiiri düz yazıya yaklaştırmaz. Bireysel temaların öne çıktığı bu ilk şiirlerinde aruzu usta bir şekilde kullanmıştır. Sanatının ikinci döneminde toplum için sanat anlayışına yönelmiş. O yüzden Recazer'de hemen burada eleyelim. Çünkü o sanat için sanat anlayışı vardı onda. Zaman zaman yönetimi, düzeni eleştirmiş, zaman zaman yoksullara, ezilenlere karşı acıma duygusunun öne çıktığı şiirleri vardır. Tevfik Fikret'in çünkü kendisi Sertöfü'nün şiirinin öncüsüdür, büyük sanatçısıdır. Diyaloglarla şiiri düz yaklaştırmıştır Tevfik Fikret. 11. soru numaralanmış özelliklerden hangileri Servet-i Fünun ve Divan şiirinin ortak özellikleri arasında sayılabilir? Sevgili arkadaşlar bu iki döneminde aslında ortak özelliği arzu ölçüsüdür. Ağır süslü sanatlı bir dildir. Bireysel konulardır. Bunlar ortak özellik. Diğerlerine baktığımızda şiiri düz yaklaştırma Servet-i Fünun'un özelliği. Sembolizm ve parnesizm Servet-i Fünun'un özelliği. Serbest müstezat biçimini kullanma Servet-i Fünun'un özelliğidir. O yüzden doğrayacağımız 1-3-5 A seçeneğidir. 12. soru. Bu cümledeki altı çizili bölümlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Sevti şiirinde divan şiiri geleneklerinin yerini artık arkadaşlar Fransız şiirinin özellikleri alır. Şiirin konusunu genişletilir. Yeni nazım biçimleri denilir. Mesela Sonia Terzarima, Triole, Balat gibi. Şiir artık düz yaklaştırılır. Mesela Tevfiklet bunu yapar. Ama ölçülü ve uyaklı söyleyişlerin gerekli olmadığı anlayışı yoktur Sevti Fünon'da. O yüzden doğacağımız 5 E seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar testi tekrar edelim. Neler öğrendik biz bu testte? Servet başladık. Servet dergisinin başına Halit Ziya değil Tevfik Fikret getirilmişti. Bunu öğrendik. İkinci sorumuzda Servet Üfün'ün dönemi şiirindeki özellikleri öğrendik. Akımları yani sembolizm ve parnasizm akımlarını gördük. Sembolizm akımında kapalı sanatlı bir anlatım vardır. Parnasizm akımında doğa daha açık nesnel bir biçimde tasvir edilmiştir. Üçüncü soruda ise Sevtifir'in dönemiyle ilgili bir ilki öğrenmiştik. Mensur şiir türünde eserlerin yazılması ilk defa Sevtifir'in döneminde karşımıza gelir diye öğrendik. Dördüncü soruda ise Sevtifir'in dönemi şiirlerinde halk şiirine ait nazım biçimlerinin olmadığını öğrenmiştik. Beşinci soruda ise yine Sertifun'unla ilgili bir soruydu. Bir süre daha Gazel ve Kaside gibi temel divan edebiyatı nazım biçimlerini kullandıktan sonra demesi yanlıştı. Çünkü böyle bir özellik yok. Yani Sertifun'un döneminde Gazel Kaside'yi göremiyorduk. Güzel bir soruydu altıncı soru. Sertifun'un şiirinde Batı alınan Sone, Balat, terzarıma gibi nazım biçimleri vardı. Ayrıca sanatçılar kendi geliştirdikleri serbest müstezat nazım biçimini sıklıkla kullanmışlardır. Burada doğru cevap E seçeneğiydi. Yedinci soruda Sevt Üfür'ün dönemiyle ilgili hangisi söylenemez? E seçeneğinde topluluğun kısa süre dağılmasından sonra pek çok sanatçı milli edebiyat anlayışını benimseyerek asıl edebi kişiliğini bu anlayışta bulmuştur. Bu madde fecati dönemi için doğruydu. Diğer seçeneklerimiz doğruydu. E seçeneği fecati için söylenirdi. Sekizinci soruda mensur şiirle ilgili güzel bir soru vardı. Arkadaşlar mensur şiirde iç uyum gözetilir. imgelerden ve benzetmelerden yararlanılır. Ama mensur şiirde ölçü ve uyak daha hengin sağlanması Yanlış bir bilgiydi. Doğru cevap burada A seçeneğiydi. 9. soruda Cenab-ı Şahabettin'le ilgili bilgiler öğrendik ama 3 ne yerde Yağmur adlı şiirinde sözcüklerle okuyucuya yağmurun yağışını hissettiren şairimiz Tevfik Fikret'ti. 10. soruda ilk dönem şiirlerinde sanat için sanat anlayışıyla hareket eden bir şair öğrendik. Daha sonra toplum için sanat anlayışına yöneldiğini gördük. Zaman zaman yoksullara, ezilenlere karşı acıma duygusunun öne çıktığı şiirleri yazan kişi Tevfik Fikret'ti. 11. sonrada Sertifun'un ve Divan şiirinin ortak özelliklerini öğrendik. Yani iki dönemde de arız ölçüsü vardı. Ağır süslü sanatlı bir dil vardı ve bireysel konulara ağırlık verilmişti. Son soruda Sertifun'un şiirinde Divan şiiri gelin yerini yerine artık Fransız şiirinin özelliklerini aldığını öğrendik. Şiirin konusu Sertifun'un döneminde genişletilir. Yeni nazım biçimleri denenmiştir. Şiir artık düz yazıya bazı şairlerce yaklaştırılmıştı. Mesela Tevfik Fikret tarafından ama ölçülü ve uyaklı söyleyişinin gerekli olmadığı anlayışı yoktur da. Çünkü sertifünun şairleri ölçü ve uya önem verir. O yüzden doğru cevap E seçeneğiydi. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.